Adım Sevidircan, ahşap dünyasının bulunduğu noktanın iş yeri sahibiyim. 16 yıllık burada bir emeğim var. Babamın da yaklaşık 40 yıllık bir emeği var. Marangozculuk babamın asıl mesleği. Babamın üretim yaptığı ürünleri satıyorum. Devlet büyüklerinden biz konteyner istemiyoruz. Sadece kendi imkanlarımızla iş yerimizi yapmak istiyoruz. Veyahut da iş yeri yapmamıza izin vermiyorsa da devletin bir an önce bize çare bulmasını istiyoruz. 100 günlüğü ben Malatya'yı terk etmedim. 85 günlüğü ben buradayım. Ve 15 günümü sadece evim içine geçirdim. Hiçbir zamanda hiçbir şekilde Malatya'yı terk etmeyeceğim. Özellikle ne kadar hakaret edersek esinler insanlar, hiçbir zaman vatanımı, doğduğum, büyüdüğüm şehri hiçbir zaman bırakmayacağım. Mesleğimi severek yapıyorum. Özellikle bunu söylüyorum. Babamın 40 yıllık emeği, benim 16 yıllık emeğim var. Bize sadece devlet yetkilisinden, Cumhurbaşkanımızdan sadece bir ricamız var. Biz kendi imkanlarımızla aynı yerinde, aynı düzenin devletin bize projeye sunduğu şekilde iş yerlerimizi yapmak istiyoruz. Geçici bir konteyner istemiyoruz çünkü iş yerlerimiz bizi tanıyor ve insanlar hep bizi burada gördüğü zaman diyorlar ki ne kadar seviyor. Aa, seni burada ne kadar gördük, sevindik diyorlar. Sonuçta 16 yıllık bir emeğimiz var. Yani bir Malatya'yı terk etmek zorunda kalmak istemiyoruz. Lütfen yetkililerden rica ediyoruz. Biz geçici bir konteyner değil, kalıcı iş yerimizi istiyoruz ve özellikle söylüyorum, kendi imkanlarımızla yapmak istiyoruz. Eğer kendi imkanı olmayanlara devlet kredi versin. Devlet de kredi sağlayamıyorsa biz esnaflar olarak birlik beraberlik içinde diğer esnafların da iş yerini yapmayı istiyoruz. Yani illa bizim elimiz oldu da diğer esnaflar kalsın diye düşünmüyoruz. Hep birlikte, birlik beraberlik olarak, esnaf olarak herkes iş yerini yapmak istiyor. Sosyal medyada o için bize depremzedelere yardım yaptığımızı haram olsun diyorlar. Ben bulunduğum noktanın iş yeri sahibiyim, Sevidircan. Keşke benim dükkanım yıkılmasaydı, hiçbir zaman da Malatya halkı size muhtaç olmasaydı. Yardımlarınızın hiçbirini almadım ama ahşap dünyasının iş yeri olarak sahibine söylüyorum. Eğer yardım yapmışsanız, sosyal hesabım var Sevilay Dirican, burada bana dekont göndersinler. Her şeyin, eğer dekontlar doğruysa, devlet yetkiye onay verirse tüm zararlarını karşılamak istiyorum. Hatta fazlasıyla, örneğin diyelim ki 500 milyar harcamışsanız ben size 1 trilyon vermeye razıyım. Sırf bir o için Malatya halkı ya da 11 ilini kötülemek çok aciz bir durum. Enkazların altında kalasınız diyoruz. Biz 100 günlük Malatya'da ne yaşadığımızı bir tek biz biliriz. Bir annenin evladının enkazın altında çığlık sesini duysaydınız emin olsun böyle söylemezdi. Bu 11 ilde yapılan deprem bir siyasi durum değil. Bu hiçbir zaman da bunu siyasi karşılama yapılmamasını istiyoruz. Lütfen rica ediyorum şu sosyal platformunu bırakın. Artık bırakın ki bizim iş yerlerimiz ve evlerimiz yapılsın. Devleti siz oyaladığınız sürece hiçbir zaman bizim iş yerlerimiz yapılmayacak.